belirtiliyor. Hatay Belediye Başkan Adayı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin dinlemelerle ilgili konuştu. Bu kadar kaydın nasıl servis edildiğinin sorgulanmasının esas olduğuna vurgu yapan Ergin, halkın da bunu onaylamadığına dikkat çekti. Ergin kendisini dinleyenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise 3 dönem kuralı ile ilgili konuştu. Bunun için kongre yapmaya bile gerek olmadığını belirterek MKYK'nın da bu kararı kaldırabileceğini söyledi. Evvel emirde şunun sorgulanması lazım. Bu kadar çok kayıt nasıl yapıldı? Bu kadar çok kayıt, bu kadar rahatça servis ediliyor. Kimse de dönüp bunlar niçin böyle oldu diye sorgulamıyor. Burada sorgulanması gereken şey, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, bakanların, üst düzey bürokrasinin kayıtlarının bu kadar yaygın alınmış olması hususudur. Bunun üzerine gidilmesi lazım. AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kamuoyuna yansıyan kendisiyle ilgili dinlemeleri bu sözlerle değerlendirdi. Yasa dışı dinlemelerin toplumu seçim öncesi yönlendirmek olduğuna dikkat çeken Ergin, toplumun bunu onaylamadığını söyledi. Bu dinlemeleri servis eden odakların, kaynakların amacına uygun hareket etmiyor kamuoyu ve aksine bu kadar ilkesiz, bu kadar aymaz bir davranışı benim gördüğüm tablo vatandaşlarımızın onaylamadığıdır. Bu da Türkiye adına sevindirici bir durum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'le birlikte Hatay'da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ergin, kendisini dinleyenlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını da söyledi. Bunlar aleni olmayan konuşmalar, iki kişi arasındaki konuşmalar. Bunların rıza alınmadan deşifre edilmesi suçtur. Bu açıdan eğer kaynağa ulaşılabilir ise elbette ki şikayetçi olurum. HSYK yasasının değiştirilmesiyle ilgili soruları da cevaplandıran Ergin, bugün ortaya çıkan HSYK'nın sebebinin kendilerinin hazırladığı model değil, oradaki tek oy sisteminin iptal edilmesi olduğunu söyledi. HSYK'nın bu şekilde oluşması bizim öngördüğümüz bir şey değildi. Tek oy sisteminin iptaliyle beraber HSYK bu şekilde oluştu. Aksi halde daha katılımcı, daha çoğulcu, farklı düşüncelerin de daha çok temsil edilebildiği dengeli bir tablo ortaya çıkabilecekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise medyaya baskı yapıldığı iddialarına cevap verdi. Partimle ilgili olarak yanlış ve yalan haber çıktı. Benim sizi arayıp veya haberi yapanları arayıp veya yazı işleri müdürünü veya genel yayın yönetmenini arayıp da arkadaş bu yanlıştır, bu doğru değildir, doğru olan şudur demem gerekmiyor mu? Bu insan iletişimi açısından olması gereken değil mi? Türkiye'de ilk defa mı böyle bir şey icat edilmiş? Başından beri bu böyledir. Çelik, AK Parti'deki 3 dönem kuralına ilişkin de konuştu. Bugüne kadar 3 dönem şartının kaldırılması ile ilgili bizim yetkili kurullarımızda kesinlikle bir müzakere yapılmamıştır. Bu konu asla gündeme gelmemiştir. Kendi aramızda da uzun boylu müzakere edilmemiştir. Ancak şunu biliyorum ben, bütün teşkilatlarımızdan bu yönde bir baskı var. Bizim tabanımızdan bu yönde bir baskı var. AK Parti'ye gönül veren, Sayın Başbakan'a gönül veren, bizim hareketimize göre gönül veren insanlar, 3 dönem şartıyla kendinizi niye bağlıyorsunuz? 3 dönem şartını kaldırın diyorlar. Böyle bir değişiklik yapılacaksa, bu yönde bir irade ortaya çıkacaksa, bunun için büyük kongreyi toplamaya da gerek yok. MKYK bile bunu halledebilir. Hüseyin Çelik, Başbakan'ın 3 dönemden yana olduğunu hatırlattı. Ancak parti yönetiminin bu konuda alacağı karara da duyarlı olunacağı vurgulandı.